Reklamların ardından yaz sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Fassa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu bizlerle birlikte olacak. Tabii hem odanın çalışmalarını konuşacağız, doğadan, yaşamdan, işte mahallelerde, ilçelerde değişen, pandemi sonrasında değişen yaşamdan bahsedeceğiz. Tabii ki şu anda gündemimizde olan, ana gündemimiz olan fındıktan bahsedeceğiz. Ondaki gelişmeleri konuşacağız. Bizlere mesajlarınızı iletmek isterseniz Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan yazabilirsiniz. Biz de mesajlarınızı buradan okuyup iletiriz. Eğer başkanımıza bir sorunuz varsa fındık ya da herhangi bir konuyla ilgili, onları da yine bu aracılıkla iletebiliriz diyelim ve konuğuma da dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza başkanım. Hoş bulduk Büşra Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Allah tabii, iyilik versin. Sağlık saat versin. Sizin gibi yoğun bir süreçten geçiyoruz hep birlikte. Tabii selafetini yaşadık 8 Temmuz'da. Haliyle zarar gören iş yerleri oldu, fındık bahçeleri oldu, yerleşim yerleri oldu. Hemen ardından tam selin izlerini yavaş yavaş siliyoruz derken Ağustos ayının da gelmesiyle birlikte artık bir hasat mevsimine de girmiş olduk. Tabii yoğun bir süreç geçiyor ama sizler 12 ay boyunca Ziraat Odası olarak farklı çalışmalara da imza atıyorsunuz fındığın haricinde de. Peki oda olarak yaptığınız çalışmalar neler? Öncelikle bundan başlayalım isterseniz. Bizde Fassa Ziraat Odası olarak bizim yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde sadece çiftçilerimiz değil de toplumsal çiftçilikle alakalı olabilecek bütün bir şeyler yapmak isteyen insanlara amacıyla, yani amaçlarının çiftçilik olmasını isteyen insanlara faydalı olabilecek noktalarda dokunmak istiyoruz. Bununla ilgili de odamızın bünyesinde bir çiftçi eğitim ve öğretim merkezimiz var. Orada unutulmaya yüz tutmuş olan meyveleri aşılayıp tekrar çiftçilere köylerimizde dönmelerini falan sağlıyoruz. Örtü altı üretim yapıyoruz. Üretmiş olduğumuz ürünlerin tamamını da ürün olarak değil de mamül hale getirerek 24 tane barkodlu ürünümüz var şu anda. Ürün üretiyoruz ve bu yapmış olduğumuz ürünleri de doğal ürünler reyonumuzda satışını sağlamaktayız. Ürünlerin arasında hangi ürünler var başkanım? Ürünler derken yani geçmişte ailelerimizde, annelerimizin, büyüklerimizin yaparak işte bugün seralarımızda domates yetiştiriyorsak onu püre haline getiriyoruz ya da salça haline getiriyoruz. Salatalık yapıyorsak turşu haline getiriyoruz. Bir de kendi uygulama bahçelerimizde yetiştirmiş olduğumuz tıbbi aromatik bitkilerimiz vardır bizim. Bu tıbbi aromatik bitkilerimizden çay yapıyoruz. Bu çaylarımızın içerisinde de yani tıbbi aromatik bitkilerimizin içerisinde limon melisa, limon melisamız vardır. Nanemiz vardır, tıbbi aromatik nanemiz vardır. İşte bunları yetiştirirken daha sonra elimizde ve bölgemizde yetişen başka neler olarak düşündüğümüzde dedik ki bizim ıhlamurumuz da var, ısırganımız da var. Böyle olunca bu tıbbi aromatiklerle yapmış olduğumuz çayı biraz çoğaltarak 4 tane ürün elde etmiştik. Daha sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde kestane ile ilgili çalışması olan Ümit Serdar hocamız vardır. Bu hocamızın kestane ile ilgili yapmış olduğu bir çalışmadan biz onunla kendisine ürettiğimiz çaylardan bahsetmiştik. O da bize kestane çiçeğinden çayı önermişti. Biz bunu denedik ve başardık, yaptık. Türkiye'de de ilk defa kestane çiçeğini çayını üreterek odumuzun portföyüne soktuk. Kendisi kestane çiçeğiyle ilgili de şey aldık. Yani ne deniyor? Artık bize patentini de aldık. Evet, yani gerçekten başkanımın bahsettiği gibi bizler de bir haber vesilesiyle seranıza konuk olmuştuk. Gerçekten çok güzel ürünler üretiliyor burada, bitkiler üretiliyor. Aynı zamanda kendilerinin de patentlerini aldığı çaylar da var. Sizler de ikram etmiştiniz bizlere. Evet. Teşekkür ederiz bu vesileyle. Ben onları tükettim başkanım. Güzel de hem ıhlamur hem yeşil çay grubunda olan ürünlerden. Güzel ürünlerdi. Tabii bu noktada İstihdam da sağlıyorsunuz. Özellikle kadın istihdamı da yapılıyor. Oraya geldiğimizde bazı kadınlarımızı da görmüştük bu serada çalışan. Onunla ilgili de bilgi alalım isterseniz. Kadın istihdamıyla ilgili yine odamızın bünyesinde bulunan Kabakdağ mahallemizde kadın çiftçiler ve meyve kurutma evimiz vardır orada. Orada bir projemiz vardı. Kadın emek verdi, meyveler çürümedi diye. Evet. Bu projemizin neticesinde orada çalışan
hanım arkadaşlarımızdan odamızın bünyesine katarak çalışıp başarılı olan aynı şekilde devam ediyoruz. Odamızın bünyesinde 22 tane personelimiz vardır. 22 personelimizin dışında bir de biz ilk defa mesleki edindirmeyle, evet, Milli Eğitim Bakanlığı, FASA Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokolle meslek edindirmeyle bir sözleşme yapıp FASA'da Anadolu Tarım Lisesi yetiştiriyoruz, öğrencisi yapıyoruz. Böyle de bir ilklerdeyiz. 14 tane de öğrencimiz var. Kendi bünyemizdeki Çiftçi Eğitim ve Öğretim Merkezi'nde hem çalışarak hem de okuldaki öğrencilik hayatımızı devam ettiriyoruz. Ben de onun çok öğrencilerinden güzel birisiyim. Harika. Evet. Yani hem eğitim hem istihdam yan yana. Evet. Şimdi bahsettik ürünlerden de başkanım, izleyenlerimiz de merak edecektir bu ürünlere nasıl ulaşabiliriz. Belki satın almak isteyenler olacaktır. Herhangi bir farklı işte online sitesi var mı ya da sadece gelip oradan mı edinebiliyorlar bu ürünleri? Şimdi FASA Ziraat Odamızın kendi bünyesinde bulunan doğal ürünler reyonumuz vardır tarım marketimizde. Oradan tedarik edip bize ulaştıklarında biz kendilerini ulaştırma imkanına sahibiz. Oda olarak ticari anlamda amacımızın e-ticaretle alakalı da bir çalışmamız söz konusu. Tabii biz bu işlerde yeniyiz. Bir yıllık bir sürecimiz var. Yani bu ticaretiyle, evet, olan kısmında. Bu süreçte de arz ve talepleri çok fazla karşılayamıyoruz. Bunun sebebi de önümüzü göremiyoruz. Yani önümüzü, yani bu yıl bize ne kadar kestane çiçeği gereklidir ki arz talep olabilir gibi. Bu daha önce gitmiş olduğumuz fuarlarda falan yapmış olduğumuz tanıtımlarda elde etmemiz neticelere göre, bizden istenilen taleplere göre, evet, toplayıp çaylarımızı yapıyorduk ama şimdi arz talepte biraz artış söz konusu oldu. Bu artışla birlikte kendimizi, yani bu yılki yapmış olduğumuz denemelerle önümüzdeki yıla önlemini almaya çalışıyoruz. Evet. Peki başkanım, şimdi tabii belki meslek sırrı da olabilir, onu da şey yapamıyorum ama yeni bir ürün çalışmanız var mı? Yeni bir ürün denemesi işte halkın hizmetine de sunmak adına şu anda bir çalışma var mı? Arge çalışması. Şu anda yeni ürünle ilgili bir denememiz yok da bizim bütün çalışmalarımızın içerisinde herkesin işte bölgemizde İl Tarım Müdürlüğü'nün önderliğinde yapılan bazı uygulama bahçeleri var. Mesela bölgemizde, yöremizde yetişen, işte buralarda önem arz eden kokulu üzüm, Isabella üzüm bahçesi gibi. Biz bunların ya da işte bahçelerimizde bulunan, hiçbir, evet, zaman ilaç ve gübreden uzak kalan elmalarımız, armutlarımız vardır. Biz bunların sularını da çıkarıyoruz. Ve bu suları kaynatarak bölgemizde, bu bölgede yaşayan insanlar bilir, üzüm suyunu ve elma suyunu da şişeleyerek böyle bir sunumda bulunuyoruz ama bununla ilgili yapmış olduğumuz yeni bir çalışma var DOKAP'la birlikte. DOKAP'ta bu zamana kadar burada uygulamalarını yapmış oldukları tıbbi aromatik bitkilerin bundan sonraki kısmında biz de kendi elimizde bulunan uygulama bahçelerimizde yetiştirmiş olduğumuz ürünlerimizi paketleme ve onları bir mamül hale getirmek istiyoruz. Daha profesyonel bir hale, evet, getirmek istiyoruz. Bununla birlikte DOKAP'la bir çalışmamız var. Bu çalışmamızın içerisine de kendilerine bir önerilerimiz var tabii. Bölgemizde üretmiş olduğumuz bu aromatik bitki çaylarını falan DOKAP ve DOKAP başkanımız ve bu işle ilgilenen Yüksel Kan hocamız var. Konya Üniversitesi, Selçuklu Üniversitesi. Aynı zamanda DOKAP'ın da bu konudaki tıbbi aromatik bitkilerle ilgili danışmanlığını yapıyor. Bir çalışma içerisindeyiz. Bu konularla ilgili bir üretim, yani alanı kurmak. Evet, evet. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Daha sonra FASA Ziraat Odası olarak FASA Belediyesi ve Arıcılık Enstitüsü ile birlikte arı terapi merkeziyle ilgili bir çalışmamız vardı. Bu çalışmamız netice verdi. Şu anda da yerimiz yapılıyor. Zannediyorum çok kısa bir zaman içerisinde FASA'da bütün orduya, evet, hizmet edebilecek arıcılık konusunda hem arıcılı ürünlerinin, arı ürünlerinden elde edilen tıpta kullanılan
ilaçları ya da onlarla ilgili ürünlerinin satış reyonu, aynı zamanda balının satış reyonu. Bunun ötesindeki bir ileriki safhasında da arı terapi merkezi. Yani bu arı terapi merkezinde de arıdan insan sağlığına etki edebilecek konuları ilgilendiren bir yapı. Araştırma. Evet. Yani böyle nasıl diyelim, bir işte çalışma olacak. Yani pek çok kurumda da aslında çalışmalarınızı yaparken işbirliği içerisinde hareket ediyorsunuz. Yani tek başına fazla ziraat odası olarak değil, bunun işte içerisinde yerel yönetimler, belediye de var, DOKAP var, Arıcılık Enstitüsü var. Hepsiyle işbirliği içerisinde üreticinin ya da işte vatandaşın hayrına ne olabilecek ya da onların günlük hayatında işini kolaylaştırabilecek ürünleri üretme açısından da çalışmalarınız devam edecek. Evet, şimdi şöyle, bizim Fasra'daki bu çalışmalarımızın netice vermesinin ve başarılı diye adlandırılmasının en büyük sebebi, biz Fasra'da çok uyum içerisinde çalışıyoruz. Evet. Yani bununla ilgili Fasra Belediye Başkanımızın bu konuda daha önce de Fasra Ziraat Odası başkanlığı yapmıştı. Onun döneminde biz çok hazır bir odayı geçmiş pozisyonumuz oluşmuştu. Kendisinin yapmış olduğu çalışmalar Fasra'daki ziraat odamızı Türkiye'de örnek bir ziraat odası haline getirmişti. Evet. Bizim o çalışmalarımız devam ediyor ama kendisi şu anda Fasra'da belediye başkanlığı yapıyor. Ama desteklerini yani, de devam ediyor. Şöyle başarı şeyle geliyor. Yani bunu nasıl adlandıralım? Şöyle bir ifade kullanabilirim burada. İbrahim Ethem Kibar Başkanımızın Fasra Ziraat Odası'nın başkanlığı yaptığı dönemle bizim ekibimizle birlikte yapmış olduğumuz dönem arasında ne fark var diye bir soru sorsanız, derim ki ben de size, biz daha başarılıyız. O bize örnek bir oda bıraktı. Biz o örnek odayı model hale getirdik. Daha çıtamızı biraz daha yükselttik. Bu yüksekliğin en büyük sebebi de Sayın Başkanımızın döneminde, yani onun önünde bir belediye başkanı yoktu ama benim dönemimde de önümde bir belediye başkanım var. O acıdan çıtamız sürekli yükseliyor. Sadece tabii belediye ile alakalı değil. Bu hem il tarım müdürlüğü ile olsun, ilçe tarım müdürlüğü ile olsun ya da proje üreten DOKAP gibi ya da diğer bu konularda proje yapan yerler olsun. Hepsiyle protokolle falan gayet sıcak ilişkilerimiz var. Evet. Bu da bize keyif veriyor. Yani çalışmamızın neticesini görüyorum. Bunun gördükçe de bütün yani ziraat odası bizim önümüzde koşuyor. Evet. Biraz biz de yetişmekte biraz zorlanıyoruz ama neticeyi görünce bütün yorgunluğumuz gidiyor. Doğru. Başkanım, bir mesajımız da gelmiş, yorumumuz da gelmiş, onu da okuyalım. Osman Ruhi yazmış. İyi yayınlar diliyorum. Faslamızın başarılı başkanlarından bir tanesi Haydar Gürsu başkanımızdır. Çok güzel hizmetlerini görüyoruz Faslamızda. Fasla Ziraat Odamız bir marka oldu bölgemizde demiş. Teşekkür ediyoruz Osman Ruhi Bey'e de, buradan selamlarımızı iletelim. Fasla Ziraat Odası'nın bir marka olduğunu ziraat odalar arasında belirtmiş. Başkanım, şimdi biraz da doğal yaşama dönmek istiyorum. Tabii pandemiyle birlikte pek çok hayatımızın her alanı değişikliğe uğradı ve hala bu değişikliklerin de etkisini görüyoruz. Peki sizin doğal yaşamda gelişen değişikliklerle ilgili gözlemleriniz neler oldu? Şimdi tabii ülkemizde yaşamış olduğumuz bir pandemi dönemi oluştu. Bu pandemi döneminde anladık ki hayatın, doğal yaşamın, köylerimizin ve yetiştirmiş olduğumuz ürünlerin çok kıymetli olduğunu anladık. Ve köylerimize yaklaşık Fasra'da 4000'e yakın bir pandemi döneminde köylerde nüfus artışı söz konusu oldu. Biz de bunda çok sevinmiştik. Yani köylerimizde artık eskisi gibi insanların hayvancılıktı ya da işte tarımdı, tavuğuydu falan, yumurtasıydı gibi bir şeylerin çoğalabileceğini düşünerek, aynı zamanda il tarım müdürlüklerinin falan yapmış olduğu projeleri de biraz çoğalma ve talepler olmaya başladı. Bu taleplerin karşısında çaba sarf eden insanların çoğu belli bir noktaya da geldi ama şöyle bir durumu izledik. Bu gelenlerin çoğu, yani insanlar köy yaşamını özlemişler. Artık özledikleri yaşam şehirlerin gürültüsünden bıkmış olup
belli bir ekonomik seviyeyi kazanmış olan insanlar köylere gelmeye başladı. Köylerindeki yaşamlarını, yazlık yaşamlarını kışlığa çevirmeye başladılar. Ama şöyle bir durum söz konusu oldu mu, yani üzülerek söylüyorum, yine de köye giderken markete uğramadan, yumurtayı almadan, yoğurdu almadan köylere gitmiyoruz. Yani böyle evet, bir durum söz konusu. Çünkü köyler... üretim devam etmiyor. Aslında biz sizler üretimin evet, artması noktasında heyecanlandınız bu süreçte. Bizi çok heyecanlandırdı. O heyecanlığımızı evet, biz hiçbir zaman yok etmek istemiyoruz. Ama köylerdeki yaşamları geliştirmek için de bu gibi projelere başvuran her şeyin arkasında durmak istiyoruz. O bu projelere başvuran, yani köylerinde köy yaşamını gerçekleştirecek projelere başvuran herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii biz ziraat odası olarak ne yapıyoruz? Yani bir duvara çarpmaması için yardımcı oluyoruz ama İl Tarım Müdürlüğümüzün ve Tarım Bakanlığımızın zaman zaman çıkartmış olduğu çok ciddi projeler vardır. Bu projelere artık insanlar biraz da kişilerin köyde yaşamını yaşamadıkları için zorluk çekiyoruz, yani projelere insanları bulmakta zorlanıyoruz. Evet. Yani köy yaşamını... Proje var, uygulayacak üretici yok. Uygulayacak genç üreticilerimiz yok. Evet. Köylerde yaşlılarımız kaldı. Onların da, yaşlılarımızın da daha eskisi gibi hem tarımda hem de hayvancılık konusunda yapabilecekleri çok bir şeyler evet, söz konusu değil. Evet, iş gücü düşüyor gibi çünkü. Peki evet, başkanım, şunu da merak ediyorum. Şimdi ben varsayalım ki üretici olmak istiyorum, gencim. Evet. Kırsala yerleşip işte hayvancılık ya da tarımla ilgilenmek istiyorum ve sizin kapınızı çaldım. Nereden başlamam gerekiyor? Biz size, sizin yani, önerileriniz neler oluyor yani genç üreticilere? Biz ziraat odası olarak yani çiftçiye, devletle çiftçinin arasındaki köprü olmaktır. Yani biz, hı hı, köprü vazifesini görüyoruz. O çiftçinin yanlışlığa düşmemesi için, çünkü onun ekeceği bir tohumdan alacağı verim o yıl için çok önemli. Eğer orada bir yanlışlık yaparsa istenilen neticeyi alamaz ve insanın hiç farkında olmadan bir yılı heba olmuş olur. Evet. Böyle olunca da tabii onun bir yılı gidiyor. Bizim için o yıl çok kıymetli. Evet. Hayatta çok kısa, çok hızlı gidiyor. Başkanım, şimdi tabii ana geçim kaynağımız fındık, ancak bunun yanı sıra farklı ürünlerde, farklı ilçelerde üretiliyor. Peki Fas'ta ön plana çıkan ürün hangisi oluyor üretimde? Bizim ana şeyimiz, ana ürünümüz fındıktır. Fındık da bizim bölgemiz için olmazsa olmazımızdır. Fındığın dışında hiçbir ürünün bir alternatif olacağını düşünmüyorum ama fındığa alternatif olmadan gelişen kivicilik vardır. Kivi ile ilgili gelişen bahçelerimiz vardır. Kivi konusunda da çiftçilerimiz ekonomik olarak gayet güzel bir şeyler kazanmaya başladılar. Eskiden evet, bu işe başlandığında insanlar burada kivilerini satmakta çok zorlanıyordu ama bir bahçe, iki bahçe, üç bahçe deyince şu anda kivi konusunda insanlar daha gelip tarladan satın almaya başladılar. Bizim Ordu bölgesinin endemik yapısı çok farklıdır. Yani Ordu bölgesinin kivisi de çok evet, lezzetli bir kividir. Sadece kivi ile alakalı değil, bu coğrafyada yaşamını sürdürülebilmesi için elde edilen hayvancılıktı ya da hayvandan elde edilen bütün ürünlerde bir lezzet söz konusudur. Bu coğrafyaya ait bir şeydir. Yani Ordu ve Giresun evet, arasında yetişen bitkilerden elde etmiş oldukları bu etine, sütüne, her şeyine yansır evet, hayvanların, yani burada yetişen bütün şeylerin. Başkanım, yavaş yavaş da fındığa gelelim istiyorum. Gelelim şimdi. Tabii ki fındık. Fındık olmazsa olmazımız. Evet, evet. Ve şu anda gündemimizde gerçekten meşgul ediyor. Gerek üretici kısmı, gerek işçi kısmı, gerekse maliyet, işte fiyat kısmı. Şimdi bu seneye girmeden önce ben bir önceki sezon Fas'ta nasıl geçti? Siz Ordu bazında düşündüğümüzde nasıl bir sezonu geride bıraktınız? Şimdi aslında geçen yıl beklentilerimizin olmadı. Şöyle olmadı. Geçen yıl gübre fiyatlarında anormal bir artış söz konusu oldu. Yani bu artıştan dolayı geçen yıl çiftçilerimizin çoğu gübrelerini atmadılar. Atmayınca bu yıla sirayet etmiş oldu. Yani bu yıl gübrelerini atmadıkları için, ilaçlarını atmadıkları için, bahçeye giremedikleri için bu yıla rekoltenin çok düşmesine sebep oldu.
Bu da rekoltenin düşmesiyle birlikte bölgemizde zaten arazi yapımız çok engebeli ve kötü bir durumda olduğu için üreticilerimizle fındık fiyatlarıyla alakalı olan kısmında artık insanların daha bu bölgedeki fındığın bir gelir kaynağı olarak düşünemeyeceği pozisyona doğru geldi. Evet. Böyle bir yapısı söz konusu oldu. Başkanım, bir yorum da gelmiş, isterseniz onu okuyalım. Seyit Karataş yazmış. Haydar Bey kendiyle yarışan bir kişilik demiş. Sadece Fas'a değil arkasındaki havzaya el uzatan, üretimde ben de varım diyen herkese kucak açan bir kurum haline geldi Fas'a Ziraat Odası. Allah razı olsun kıymetli başkanımızdan demiş. Seyit Bey'e de buradan selamlarımızı teşekkür iletelim. Teşekkür ederim, sağ yani olsun. Yorumlara Seyit. Baktığımızda da aslında sizin Fas'a Ziraat Odası ile birlikte, çalıştığınız kurumla birlikte onu marka haline getirmek için, aynı zamanda da üreticilerin de işte herhangi bir ihtiyacı varsa, talepleri varsa bunu karşılamaya yönelik çalışmalarınızın sürdüğünü yorumlardan dahi anlayabiliyoruz tabii. Şimdi şöyle, tabii odamızda sadece bu anlatmış olduğum işlerin dışında bir toprak analiz laboratuvarımız da vardır. Aynı zamanda bakanlığa bağlıdır. Analiz laboratuvarımızda bir kimyager, bir biyolog ve bir tane de toprak bölümü mezunu ziraat mühendisi bir arkadaşlarımız vardır. Sadece Fas'a değil, doğru, bölgemizdeki özellikle Fas'ımız ve Ordu bölgemizdeki bazı ilçelerimizin toprak analiziyle ilgili de çalışmalarımız var. Ve Ordu'nun da dışında yapmış olduğumuz bazı firmaların, fındıkla iştigal eden bazı özel firmaların ve komşu illere de bu konuda hizmet veriyoruz. Şimdi toprak analizi demişken, bizler tabii sizlerin de, fındığın paydaşlarının da, yetkililerin de söylediği gibi her zaman diyoruz toprak tahlilinin öneminden bahsediyoruz. Bunu demişken öneminden de bir bahsedelim isterseniz başkanım. Tabii ki, yani çiftçilerimizin yani fındıklarından çok iyi bir verim alabilmeleri için mutlaka bir toprak analizi yaptırıp toprağın onlardan, yani çiftçiden istediği şeyler neyse onları toprağa geri vermek zorunluluğumuz vardır. Evet. Eğer biz bunları geriye vermezsek ürün elde etmeye imkanımız söz konusu değildir. Evet, tahlil o yüzden hangi dönemlerde yapılmalı? Eylül'den, fındık bittikten sonra 12. aya kadar fındık şeylerimizle toprak analizi yapıyoruz. Evet. Yani bizde analizimiz Şubat ayına kadar devam ediyor. Yani şeyi yok, sınırı yok. Herhangi bir üretici toprağını alıp gelip sizin odanızdan tahlilini yaptırabiliyor. Tabii. Aslında eğer bu işte şeyi varsa, yani eğer beceremeyecek bir durumu söz konusuysa, biz kendi tarım danışmanı arkadaşlarımızla köylere gönderip oralarda analizlerin alınması için hem programlar yapıyoruz hem de çiftçilere analizlerin nasıl alınabileceğini öğretiyoruz. Yani bunun da toprakta 15-20 santim boyunda dikey olarak, yani temizliği, üstünü temizleyip dikey olarak almalılar. Aldıktan sonra bu 1-2 kilo toprak alıp gölgede kurutmaları gerekiyor. Kuruttuktan sonra bize getirirlerse biz bu konuda yardımcı oluruz. Toprak analiz, insanlarımız biraz analizin almakta ya da şeyde biraz zorlanıyorlar ama olmazsa olmazıdır yani. Evet. Başkanım, tabii sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir reklam arasına gidelim isterseniz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Reklamların ardından yaz sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de Fas'a Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu bizlerle birlikte olacak. Odanın çalışmalarından, fındıktan bahsedeceğiz yine ama başkanım, yorumlar gelmiş. İsterseniz önce onları iletelim, yorumlarımızı iletelim. Erdi Kahraman yazmış. Sadece Fas'a has bir kurum değil, Fas'a Ziraat Odası her ilçenin gıptayla baktığı güzide bir kurum. Türkiye'de ciddi bir yerinin olduğunu biliyoruz, yakinen de takip ediyoruz demiş. Gürgentepe'den selamlar kıymetli başkanıma demiş. Bizler de buradan selam iletelim Gürgentepe'ye. Aynı zamanda Selahattin Uzun yazmış. İyi yayınlar. Haydar Bey'i daha sık görmek istiyoruz ekranlarda demiş. Bu talebi de iletmiş olalım. Kendisini keyifle takip ediyoruz. Fas'a katma değer katan ender bir kişilik. Kabadüz'den selamlarımı iletiyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin demiş. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Mesajlarınızı yine Ordu Altay TV Facebook sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz. Başkanım, yorumlarda gördüğümüz kadarıyla örnek bir Fas'a Ziraat Odası var karşımızda. Aynı zamanda Türkiye'de de örnek gösterilen ziraat odalarından birisiniz. Detaylarını sizden alalım isterseniz. Şöyle, yorumlar tabii bizi çok mutlu ediyor. Ben şu anda çok da mutlu oldum. Evet. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum yorumlarından dolayı.
Fatsa Ziraat Odası olarak biz bu sene Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin genel kurulunda ordu olarak temsil ettik desek yeri vardır. Ordu odalarının çok başarılı bir oda olduğunu, ordudaki ziraat odalarının çok başarılı olduğunu her yerde görüyoruz. Tabii Fatsa Ziraat Odası'nın yapmış olduğu bazı işlerden dolayı biraz öne çıkmış olabilir ama bizim geneldeki ordu odalarımızın hepsi de bu konuda çok başarılıdır. Yapmış olduğu çalışmalar vardır ve bu yılki Ziraat Odaları Birliğimizin, TUZOP'un genel kurulunda gittik. Genel kurulunu izlerken şöyle bir şeyle karşılaştık. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz projeler ve başarılı olan, Türkiye'de başarılı olan ziraat odalarının projeleri aktarıldı orada. Bir baktık ki kendimizi gördük. İşte kendimizi görürken Fatsa Ziraat Odası'nın yapmış olduğu projeleri gördük. Bu bizi çok heyecanlandırdı, çok gururlandırdı. Peşinden Akkuş Ziraat Odası'nın yapmış olduğu kuru fasulye ile ilgili bir projesi vardı. Evet. Bunu görmek. Demek ki Türkiye'de 5 tane proje olduğunu öğrendik genel kurulda. Bu 5 tane ziraat odasının içerisinde Fatsa Ziraat Odası ve Akkuş Ziraat Odası vardı. 3 tane Türkiye genelinde başka bir oda vardı. Tabii bu da bizim ordudaki odalarımızın bize vermiş oldukları destekler, güçler ve yapmış olduğu çalışmalarla birlikte orduyu temsil ettik. Çok güzel. Bizler orada de bunlardan tabii, gurur duyduk yani. Bizler de gurur duyuyoruz yapılan çalışmalarla. Tabii ki başarılar da diliyoruz. Bundan sonra da yine burada bitmeyecek. Biz biliyoruz ki çalışmalarınıza aynı hızla da devam edeceksiniz. Bu yolda da sizlere başarılar diliyoruz. Sizin nezdinizde tüm ekibinize yani. Peki projeden bahsettiniz. Hangi projeler vardı başkanım? Fatsa Ziraat Odası'nın bu örnek gösterilen projeler arasında. Fatsa Ziraat Odası'nın daha önce yapmış olduğumuz Kadın Emek Verdi, Meyveler Çürümedi projesi yansıtıldı. Bunun dışında bir de mantarcılıkla ilgili yapmış olduğumuz çiftçi eğitim ve öğretim merkezimizde aynı zamanda Türkiye'de hem genel başkanımızı hem de Tarım Bakanımızı ağırladığımız bir yapı söz konusuydu. Bunlardan dolayı oradaki çalışmalarımızdan, o gelişmelerden dolayı bizi layık görmüşler. Orada genel merkezimizde bu konuda bizi oralarda gösterdi. Yani bu çok da çok güzel. Mutlu oldu. Biraz şey yapmak istiyorum yani kendimizi de böyle çok gördüklerimiz bunda. Ya tabii ki baktığımızda bile başkanım şimdi gelen yorumlara bile baktığımızda. Zorluk çekiyorum yani böyle bir. Evet. Şeylik olmasın diye. Zaten naif bir insansınız da. Hani, bunları bizler, yani sadece bizler değil, baktığımızda yorumlarda bile görüyoruz. Pek çok vatandaş sizlerin yaptığı çalışmalardan, bu sadece Fatsa özelinde değil, farklı ilçelerden işte yine Hanzı olarak baktığımızda herkes memnun yani gördüğümüz kadarıyla. Kamil Efendioğlu da yazmış, iyi yayınlar başkanım demiş. Bizler de selamlarımızı iletmiş olalım kendisine. Başkanım şimdi... Birbiri ardına maalesef ki ülkemiz afetlerden geçti. Başta 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz bir deprem vardı. Bu vesileyle bir kez daha vardı. Daha sizin misafirimiz de var. Allah'tan rahmet dileyelim. 50 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik. Tabii yaralar hala sarılmaya devam ediyor. Evet. Bunun ardından da Ordu özelinde baktığımızda ve Karadeniz illerine baktığımızda bir sel afetini yaşadık. Bu afetler aslında bize toprağın önemini bir kez daha göstermiş oldu. Toprağın ne kadar kıymetli olduğunu. Sizler neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Şöyle yani Türkiye'de değil dünyada yaşanan bir pandemi süreci oldu. Bu pandemi süreci döneminde doğal yaşamın ve hayatın, toprağın, köyün ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Peşinden deprem hadisesi yaşadık. Depremlerde de yine aynı toprakla alakalı olan yani tarımın yapılabildiği alanlarda, arazilerde imara açılmaması konusu falan gündeme geldi. Yani bunları yaşamış olduğumuz bu kötü şeyleri hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Fakat bizim bu bölgemizde yaşanan, daha sonra da yaşanılan bu en sonki selde 3 defa sel yaşadık biz Fatsa'da. Bu artık bundan sonrası küresel iklimin de getirmiş olduğu değişikliklerden dolayı artık hayatımızda şöyle şeylerle her zaman yaşayabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bunlardan bizim hiçbir zaman kaçınacağımız hiçbir şey söz konusu değildir ama kesinlikle tedbirli olmamız gerekmektedir.
geleceğimizdeki Karadeniz bölgesinde bir 10 yıl sonra sularla alakalı çok ciddi sıkıntıların olabileceğini, hatta 15 yıl gibi bir yıl evet. söylemişti. Bunun bir 5 yılı geçti. Yani böyle olduğunu düşünürsek küresel iklimin hissedilebilir derecede mevsimlerinde kaydığını görüyoruz. Eskiden Nisan yağmurları vardı. Hatta Nisan yağmurları ile ilgili şarkıları vardı. Evet. Yani güzel insana yazı hatırlatacak bahar şarkıları falan. Biz bunların hepsini unuttuk. Yani bir ayda yağacak yağmur bir günde yağıyor, 5 saatte yağıyor ve bunlar da sele sebebiyet veriyor. Bir de bizim coğrafyamızda toprak kalınlığımız çok derin toprak değildir. Ortalama evet. toprak kalınlığımız zannediyorum 30-35 santim civarındadır. 40'ı bulan bir durumu söz konusu değildir. Böyle olunca bölgemizdeki yapılacak tarımla ilgili de fındık bizim aslında bu bölgeyi ayakta tutan ve erozyonu önleyen bir yapısı da söz konusudur. O yüzden fındığımızın ve buradaki fındıkla uğraşan çiftçilerimizin çok farklı bir ayrıcalıkla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bölgede eğer fındığı insanlar bir gelir kaynağı olarak düşünmezlerse, yarın bu işlerden vazgeçerlerse bu topraklarımızın çoğunu kaybederiz. Burada başka türlü bir tarım yapma imkanı söz konusu değildir. Biraz önce kividen bahsettik ama kividen bahsetmiş olduğumuz kivileri bu arazi yapısında değil. Irmak kenarındaki her zaman sulamayan, müşahit olan düz alanlar vardı, evet. boş alanlar. Burada başarılı olduk. Ama bunu çoğaltma imkanımız vardı. Var mı? Yani çok fazla yok. Yani böyle bir boş alanlarımız falan yok. Evet. Başkanım, yine yorumlar da gelmiş. Yorumlarla da devam etmek istiyorum bir yandan da. Yücel Ateş yazmış, Ataş yazmış. Yine hayretle izliyorum kendisini demiş sizin için. O kadar mütevazi ve alçak gönüllü birisi ki unutmuyoruz. Bölgemiz çok yağmur olan bir bölge. Fındığımız çürümek üzereydi. Çiftçi Eğitim Merkezi'nde kurmuş olduğu fındık kurutma tesisini sadece Fas'a değil hangi ilçeden gelirse gelsin kapılarını açtı. Ve bu işten tek kuruş kar gözetmedi. Çatalpınar'dan selamlar demiş. Allah razı olsun demiş, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de kendisine güzel günler dileyelim. Ben de teşekkür ediyorum. Bir yorumum daha var, onu da okumak istiyorum. Arzu Taylan yazmış, iyi yayınlar diliyorum. Fas'ta Ziraat Odası Çiftçi Eğitim ve Öğretim Merkezi'nde öğrenci olarak bulunmaktayım. Farklı bir üniversite bitirdiğim halde bitkilere dair yoğun bir ilgim ve öğrenme isteğim vardı. Sayın Başkanımız Haydar Gürsu mesleki eğitim projesiyle benim ve birçok arkadaşımın bu konuda önderlik yapmıştır. Buradan Sayın Başkanımıza tekrardan çok teşekkür ederiz ve başarılarını kutluyoruz demiş. Bizler evet. de Arzu Hanım'a selamlarımızı iletmiş olalım. Evet, Çiftçi Eğitim Merkezi ön plana çıkıyor bu yorumlarda da. Şöyle ki tabii bizim evet. Çiftçi Eğitim ve Öğretim Merkezimizde tabii sürekli böyle... yapmış olduğumuz çalışmaların içinde fındık kurutma ünitelerimiz de vardır bizim. Bu fındık kurutma ünitelerimiz de sadece kendi bölgemizdeki çiftçilerimize değil, evet. Bize arz talep olduğu takdirde her türlü bölgemizdeki çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Hatta geçen yıl sahilde fındığını kurutma işlemi çok fazla söz konusu olmadı. Yani kurutmadan sıkıntı evet. yaşamadı bizim çiftçilerimiz. Geçen yıl yoğunlukla İşte Kabataş, Aybaslı, Çatalpınar, o yorumu da yazan arkadaşımız evet. Çatalpınarlı. Çatalpınar, hatta Aybaslı, Ünye'den falan böyle yükseklerden gelen fındıklar oldu. Yani orada da bir de şöyle bir durum söz konusu oluyor. Kurutmanın bazı dezavantajları da var. Yani insanlar şimdi fındığını bir an evvel kurutup götürmek istiyor. Yani bunun oranını da hava, meteoroloji eğer uygun olmadığı zamanlarda kurutamıyor. Bizden arz talep olursa bu konularda hazırız. Şu anda her şeyimiz de hazırdır. Buradan bir kar gidiyor muyuz? Hayır. Birçok bizim Ziraat Odası olarak bu yapmış olduğumuz etkinliklerinden ekonomik olarak sadece sürdürülebildiğimizi devam ettirebilmemiz için rakamlarımızla oynuyoruz. Çok büyük kazanç elde etmiyoruz. Evet. Bu kurutma ünitelerimizle yapmış olduğumuz şey sıcak hava üfleyen bir sistem vardır. Bu sistemle çalışan iki tane şeyimiz var. İki tane kurutma ünitelerimiz var. Bunlar da mazot ve elektrik tüketimi vardır. Geçen yıl
350 liraya yapıyorduk. Saati 350 evet. liraydı. Bu sene ne olur diye düşündük. Dün dedik ki böyle böyle bir karar verelim. Yani 520 lira gibi bir rakam çıktı maliyeti. Evet. Böyle bir maliyetle şey yapabiliyoruz. Her silolarımızda 3,5 tonluktur bir tane silolarımız. Yani insanlar bize fındığını getirip şey yapabilirler ama bize gelecek olan fındığın en az bir ton, en fazla 3,5 ton olması gerekiyor. Yani bir ton fındığı da bir saatte o paraya kurutuyor. Evet. O kadar yakıt gideri oluyor. 3 ton fındığın da o kadar bir yakıt gideri oluyor. Bizim önerilerimiz genelde insanların işte fındıklarını 3'er ton yaparlarsa daha ekonomik, kendilerine daha ekonomik evet. olabileceğini buradan da söylemiş olalım. Yani. Evet. Ve her yılda bu çalışmayı yapıyorsunuz. Bu yılda hizmet verecek yine. Tabii bu iki tane silomuzla birlikte bu kurutma ünitelerimiz hazır bir vaziyette çiftçilerimize hizmet vermek için bekliyoruz yani. Evet. İnşallah ihtiyaç duymazlar, kuruturlar, İnşallah, havalarımız ki. İyi gider, çiftçinin arzu ettiği şekilde gider evet. ama biz tabii kötü ihtimallerle hazırız. Evet. Başkanım bir yandan baktığımızda da evet geçtiğimiz haftalarda rekolte açıklandı ama rekoltemiz gitgide azalıyor mu? Sizin gördüğünüz şeyler neler bu noktada? Rekoltemiz gitgide azalıyor mu? Evet gitgide azalıyor. Geçen yıl çiftçilerimizin gübre artışlarından dolayı arazi yapımızın çok engebeli olmasından dolayı biz çok da yapmış olduğumuz işlemlerde çok verim alamıyoruz. Yani bizim ortalama fındık dönüm başı bu yılki çıkan netice 82 kilo. Evet. Yani Ordu'da bir dönüm yerde 82 kilo fındık üretilebiliyor. Böyle olunca sıkıntı çok had safhada oluyor. Yani nasıl oluyor? Bizim her şeyimizi etkiliyor. Bu sefer insanlar fındığı bir gelir kaynağı olarak görmekten çekiniyor. Evet. Benim 17 bin tane çiftçim var, kayıtlı çiftçim. Bunların içerisinde, kayıtlı çiftçimin içerisinde 17 bin tane insanın kaç tanesi bu işten fındığı gelir kaynağı olarak görüyor acaba bundan para kazanıyor diye düşünürsen 1000 tanesi falandır yani. Yani baktığımızda rakam aslında çok maalesef çok az. Öyle. Bunun sebepleri de şudur. Taban arazilerde falan fındığı olanlar fındığını en az 200 kilo ve üzerinde yapan kişiler evet. fındıkla ilgili kendilerini geçinme konusunda bir düşünceye sahip oluyorlar. Onun dışında kalan kısımda 82 liraya bir dönüm yerdeki 82 kilo olan bir fındığın bugünkü maliyeti de 82.56 çıkıyor. Hem evet. dönüm başına da 82 kilo alıyoruz. Bu yıl ziraat odalarımızın yapmış olduğu çalışmalarla bölgemizdeki maliyeti de 82 lira 56 kuruştur. Yani şimdi fiyatı dört gözle bekliyoruz ama artık bu güncel yaşanmış olan hem dövizdeki artışlar, mazottaki artışlar ya da günlük artışlardan dolayı zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı iyi bir rakamı da dört gözle bekliyoruz. Evet. Peki ben fiyat olarak da bir düşüncenizi almak istiyorum. Tabii fındığın paydaşlarının bir fiyat beklentisi var. Üreticilere sorduğumuzda bu 100 lira ve üst oluyor genellikle son günlerde yaptığımız sağ evet. çalışmalarına baktığımızda. Peki fındığın maliyetini kaç lira olsa kurtarır? Şimdi şöyle yani Ordu bölgesindeki ortalamayı baz aldığımızda 82 kilo. 82 kilo evet. fındığın dönüm başı maliyeti de 82 lira. Evet. 82 lira 56 kuruş çıkıyor. Yani böyle çıkınca da al beşe ver beşe oluyor. Yani yani bir insana Ordu kar bölgesinde getirmemiş oluyor kar yani. Getirmemiş oluyor. Bu 82 kilo bizim burada ama Giresun'da biraz daha düşük. Trabzon'a doğru gittiğimizde evet. biraz daha düşük oluyor. Yani arazi yapısından dolayı. Bu gelecekte önümüzde Orta ve Doğu Karadeniz'deki bu bizim bölgemizdeki fındıkçılığın bu fındık işi sıkıntılı olan bölgesi Ünye'den başlar. Evet. Ünye'den bu tarafa doğru Trabzon'a kadar gider. Batı bölgelerde fındık fiyatı çok fazla konuşulmaz. Bugün yan komşularımızda da çok fazla konuşulmaz. Belki evet. yanlış değerlendirebilirler bizi ama önümüzdeki süreç içerisinde Çarşamba'da, Terme'de, Bafra'da
daha batıya giderek Düzce'de, Hendek'te, Adapazarı'nda, Sakarya'da bu bölgelerde ciddi anlamda büyük bir bahçeler yapılıyor ve bahçeler yapılırken normal bizim buradaki alışık olduğumuz düzenlerle değil, makineli tarımla alakalı. Yani orada dönüm başına 400 evet. kilo, 300'den aşağı fındık yapan da yok. Böyle olunca insanların fiyatla ilgili bir sorunu yok. Burada Ordu bölgesinde bir kişinin bir dönümde 200 kilo fındık yapması lazım ki ben bu sene fındığımı aldım işte 100 liradan sattım 50 lira bana para kaldı der. Evet. Ama bunun yani %50'si para kaldı der. Sen 200 kilo fındığın altına düştüğün zaman bunda her düşüşünde senin cebindeki para gitmiş oluyor. Yani evet. Ordu bölgesindeki fındık 100 lira fiyat konuşuluyor. Afaki bir fiyat değil olması gereken rakamlardan şu an için ama. Bir de bizim en büyük talebimiz yani bu süreç böyle enflasyonun artışları evet. falan olduğunda yani gelecekte fındığın da güncellenebilecek bir fiyat verilmeli. Yani evet. bugünkü şartlarda yani bugün bundan, olan enflasyon bir hafta sonra farklılaşabiliyor, fiyat da erimiş olabiliyor. Tabii, tabii kesinlikle ki. Bundan bir ay önce farklı düşünüyorduk, bir ay evet. sonra farklı düşünmeye başladık. Bir ay sonra neyin ne olacağını çok bilmiyoruz ama genelde çiftçilerimizin de bu konuda hem bağına, bahçesine, ekonomisine evet. Yani köyüne sahip çıkabilmesi için iyi bir fiyat olmasını gönlümüz arzu ediyor. İnşallah. Fiyat konusunda da yani bizim verebileceğimiz afaki abartılı şeyler tabii evet. kazanmak isteriz ama feryat eden bizleriz yani evet. Ordu, Giresun ve Trabzon fındıkçısıdır. Bunun sebepleri de işte dönüm başı ortalama oranımız 82 kilodur. 82 kilo fındığında bugün fiyata vurduğumuzda al beşe ver beşe evet. Bize hatta de kalır zaman, bir şey diyeceğim yani böyle espri olsun diye. Böyle maliyetini bile karşılamıyor diyebiliriz. Maliyeti bu. 82 evet. lira 56 kuruş yapmış olduğumuz koordinasyonun yapmış olduğu, belirlemiş olduğu çalışmada 56 lira 2 evet. kuruş. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu çalışmaları her yıl koordinasyon olarak ziraat odalarımız bir araya gelerek bu çalışmaları yapıyoruz. her konuda çiftçilerimizin daha rahat bir biçimde hem işlerini görmesini, bereketli bir işlerle birlikte hasatını iyi bir şekilde evet. yapabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların netice alabilmemiz için de şeyler gerekiyor. Yani evet. bizim de yalnız olmamamız gerekiyor. Evet. Desteklenmeniz gerekiyor bu evet. noktada. Başkanım yorumlar da gelmiş, onları da iletelim yine. Aşkın Özçelik yazmış. Altan Şivi ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca sosyal medyadan her konuda bilgilendiriyorsunuz. Birçok haberden anında haberimiz oluyor. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Her alanda lider olması bölgemiz adına bize gurur veriyor. Allah razı olsun Haydar Bey ve ekibinden başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Aşkın Bey'e. Tolga Soylu yazmış yine. Evet. Kıymetli başkanım, sosyal medyayı oda olarak çok iyi kullanıyorsunuz. Tarım adına her konuda doğru ve anında bilgimiz oluyor. Bu profesyonelliğinizden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Tarım danışmanlarınız hakikaten çok profesyonel ve güler yüzlü. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Tolga Bey'e. Başkanım, son olarak tabii programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Son birkaç dakikamızda kaldı. Bir de açıklanan hasat tarihleri var. Bundan konuşmak istiyorum ama baktığımızda Ordu'da özellikle bahçeye erken giriliyor ve erken hasat yapılabiliyor. Bu da tabii ki az önce bahsettiğimiz randımana, kalite düşüklüğüne sebep olabiliyor, rekolte düşüklüğüne sebep olabiliyor. Sizden bu konuyla ilgili bir erken hasat çağrısı alabilir miyim? Misafirimiz de sizin kucağınıza geldi şu anda. Ben evet. buradan bütün çiftçilerimize fındığın erken hasatıyla ilgili kesinlikle erken hasat yapmamaları konusunda evet. öneride bulunmak istiyorum. Bununla ilgili fındığın erken hasat yaptığı zaman kendisinin göremeyeceği fındıkta bezik, buruşuk ve aflatoksin oluşturabilecek zemin oluşturuyorlar. Yani bunu yarın randımanına falan çok etki etmektedir. Bunlara İl Tarım Müdürlüğümüzün vermiş olduğu tarihlere uyulması noktasında
önem arz etmektedir. Sizi çok evet, sevdi başkanım. Evet, önem arz etmektedir. Evet. Yani çiftçilerimizin bu konuda biraz daha duyarlı olması lazım. Kendileri bunu randumanda ve kilo bazında getirdikleri zaman, yani fındık tam kendini oluşturmadan, dedik ya biraz önce, bir de sezonda bir 10 gün, 15 gün ileriye gitmiş oldu. Eskiden Ağustos'un 1'inde, 2'sinde evet, fındık başlanırdı. Hatta Temmuz'un sonunda başlandığı tarihleri biliyorum ben. Şimdi de ayın 15'inden, 10'undan önce asla sahilde başlanmıyor. Gelecekte işimiz biraz daha sıkıntılı olacaktır. Küresel iklimin de bu bölgede çok ciddi bir fındığa etkisi olacaktır. O açıdan fındıkla uğraşan insanlarımızın, bu bölgede yaşayan, yani Orta Karadeniz ve Giresun, Trabzon, Ordu, burada yaşayan fındıkçılarımızın çok ayrıcalıklı bir pozisyonda olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim Ordu'da fındık diğer bölgelerle yarışma imkanımız söz konusu değildir. Bu bizim kendi gücümüzle, yapımızla alakalı değildir. Coğrafyanın oluşumuyla alakalı bir durum söz konusudur. Buradan o açıdan da uyarıda bulunmuş olalım. Buradan da işte bu bölgeyi ayrıcalıklı bir desteklemelerle, çiftçilerimizi desteklenmesiyle ilgili talebimiz söz konusudur. Evet. Başkanım, yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tabii buradan katılıp da yayınımıza bizlere güzel sözler söylemiş olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun misafirimiz. Benimle ilgilen diyor. Evet, biraz öyle. Buradan da çiftçilerimize hayırlı, bereketli hasatlar diliyorum. Bizim ziraat odası olarak, sadece biz değil, bütün ziraat odaları olarak, her türlü hizmete Ordu bölgesinde ziraat odaları olarak bütün çiftçilerimizin her zaman emrinde olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum. Bütün dinleyenlerime saygılar sunuyorum. Evet. Bizler de bu süreçte size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ evet, olun. Evet. Bugün Fasta Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu bizimle birlikteydi. Doğadan, yaşamdan, üretilen ürünlerden, fındıktan konuştuk. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler sevgili izleyenler. Thank you.